şu an bu kuyrukta yani sıra bekleyenlere orada bir ürün tanıtımı yapsak, sucuk ikram etsek. İkram ederken de aç insanlar gelecek diyelim, kokuyu duydu, canı çekti. Ama desek ki kuyruktaki vatandaşa, yalnız bu sucuk domuz etinden imal edilmiştir. Orada hiç kimse o sucuğa elini uzatmaz. Ya kızar bir de, ya sen burada nasıl domuz eti satıyorsun sucuğunu der. Şimdi domuz eti yemek gibi haramdır fetvası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bir fetva. Tabii. Burada ne ayrımı yapamıyoruz biz hocam Müslümanlar olarak? Orada sıradaki teyze, amca, abi, kardeş, abla Tabii bunlar hepsi nerede? iki sebepten kaynaklanıyor. Bir, dünyayı, makamları, servetleri gayi yapma hastalığıdır. Dünyayı esir alacağız, dünyaya esir olmayacağız. Parayı esir alacağız, paraya esir olmayacağız. Para gaye değildir. Para lazımdır, bir ayka gibi bir vasıtadır. Cepte'dir Tabii diyordunuz dünyayı cebe koyacaksın. Allah sevgisini ve dini kalbe koyacaksın. Onun için bu şans oyunlarıyla zengin olma hastalığı insanlara ahiret unutkanlığından kaynaklanıyor. Ahireti mi unutuyorsunuz? Ölüm unutkanlığından kaynaklanıyor. Hesap gününü unutkanlıktan kaynaklanıyor. Rızkın sahibinin Allah olduğunu unutup işte bir piyangoya rızkı bağlama hastalığından kaynaklanıyor. Çıkacağı 5-10 kişidir. Ama milyonlarca insan hem zahmet çekiyor hem de büyük bir günaha giriyor. Öyle oturduğun yerden bir güce de zengin olma İslam'da meşru gösterilmez. Faiz niçin yasak? Evet. Bunun için yasaktır. Sömürüyü önlemek için yasaktır. Ve Allah kullarını şansa bırakmadı diyorum. Ölümün saati var, doğumun saati var. Dirilmenin saati var, dünyanın yıkılmasının saati var. Ahiret yurdunun başlamasının saati var. Büyük mahkemenin saati var. Her şey zamanlanmıştır. Her şey planlanmıştır. Onun için şans oyunları da İslam'da tesadüfe dayandığı için, tembelliğe sevk ettiği için ve toplum içinde pragmatizm belasını arttırdığı için, hasedi arttırdığı için, kıskançlığı arttırdığı için ve fesadı arttırdığı için bu oyunlara İslam izin vermemiş.